Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitay bilen Amerikanın taşkı işler ministerleri görüştü. Xitay taşkı işler ministeri Wang Yi Washington'daki 3 günlük ziyaretinde bir qatar görüşlerde bulup, keyingi ayda Xi Jinping bilen Biden'ın görüşüşüge yol açmakçı bolganlığı ilgiri sürüldü. Fransiya Xalqara Radiosu'nun haberinde bildirilişçe Wang Yi 26 oktyabr Washington'a yetip bargan bolup, nöbetli davalgıp durgan iki taraf münasibetini əsliye keltiriş ve Xitay rejimi raisi Xi Jinping'ın Amerika'nı ziyaret kılışının tayarlıqını kılışını başlayan. Xabarda qeyd qilinishicha, Wang Yi 26 oktyabr tushdan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ikki taraf munosabati to'g'risida suhbatlashgan. Wang Yi so'zida Amerikani Xitoy-Amerika munosabatini muqimlashtirish, ixtilofni tamkinlik bilan hal qilish, xato hukm chiqarib qo'yishdan saqlanishga chaqirgan bo'lib, Blinken Wang Yining talabiga qo'shilganligini, aloqador masalalarni ijobiy muzokara qilishni umid qilganligini bildirgan. Wang Yi yana Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rishgan bo'lib, prezident Joe Biden va Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning kelar oydagi San Fransiskoda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'ini harpisida ko'rishishga prinsip jihatdan qo'shilgan. Wang Yining bu qatimliq ziyoratida Biden bilan ko'rishish ko'rishmasligi uning Blinken va Jack Sullivan bilan bo'lgan suhbatining taraqqiyotiga bog'liq ekanligi ilgari surilgan bo'lib, degandek Biden 27 oktyabr Wang Yini Oqsaroyda qabul qilgan va ko'rishishda Biden Amerika-Xitoy munosabatidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarish va ochiq aloqa liniyasini saqlash, yer shari xarakterlik xirisqa taqabil turish qatorliq masalalarni tilga olgan. Navbatda Bidenning Wang Yini qabul qilishi uning kelar ayda Xi Jinping bilan ko'rishadiganligining bishorati deb qaralmoqda. Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi Jon Kerbi Baydenning Wang Yi bilan ko'rishishini ijobiy taraqqiyot shundaqli suhbatni davomlashtirishning yaxshi fursati deb qaragan. Wang Yining bu qatimqa Amerika ziyoratidagi uchrashuvlarida Amerika rahbarlarining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi dafsandichilik qilmishlarini tilga olgan olmaganligi haqida taratqularda hech qanday uchur yo'q bo'lib, Wang Yining ziyoratidan burun Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher Biden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan suhbatlarida mayli Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik bo'lsin, iqtisodiy zo'ravonlik yoki Hong Kongliklarni bostirish masalasi bo'lsin, kishilik huquqni muhim o'ringa qo'yishi lozim ligini hamda Wang Yi bilan bo'lgan suhbatda buni o'tirg'i qo'yishni talab qilgan edi. Isroilning G'azzaga qaratgan hujumlarida hayotidan ayrilganlar 8 mingga yaqinlashdi. Palestin sahiya tarmoqlari Isroilning G'azza rayoniga to'xtovsiz qilayotgan hujumlarida hozirga qadar 3 mingdan ortiq kichik bolaning o'ldirilganligini, hayotidan ayrilganlarning 8 mingga yaqinlashganligini bildirdi. Al Jazeera to'ri 27 oktyabr Palestin sahiya tarmoqlarining eng yangi sonliq ma'lumotini naql keltirib xabar qilishicha, Palestin Isroiliya to'qonishida G'azza rayonida hozirgacha o'lganlar 7326 ga yetgan bo'lib, buning ichida 3038 kichik bola, 1726 ayol va 414 nafar yashangan kishi bor ekan. Undan boshqa 18967 odam yaralangan. Bildirilishicha, e'lon qilingan sonliq ma'lumotlar xarobilik ostida ko'milib yotgan minglab falastinlikni o'z ichiga olmaydi ekan. Xabarda shu joydagi tibbiy xodimlarning so'zi naql keltirilgan bo'lib, Isroilning yiqilg'uni qamal qilishi doktorxonadagi texnik ko'p ojiz bovoqlar va yordarlarning tizli o'lib ketishini keltirib chiqargan. Xalqaro bolalarni qutqizish jamiyati navbatda 1 milliondan ortiq bola G'azza rayonida qapsilib qolganligini, barg'odak bexatar joy yo'qligini bildirib, dori va tokning kamchil bo'lishi G'azza rayonining muhim sahiya ul aslahalariga buzg'unchilik xarakterlik ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlagan va G'azzadagi davolash tizimasi tarixdan buyonki eng nachar bosqichga berib qoldi degan. Egilnishcha G'azza tarafdan qilingan hujumlarda hozirgacha jami 1400 isroiliyalik o'lgan bo'lib 310 askar ekan. Undan boshqa 5132 isroiliyalik yaralangan. Yana bir tarafdan Hamasning oshkorlashicha Isroiliyaning G'azzaga qaratgan qalaymaqan havo hujumida hozirgacha 52 yaqin isroiliyalik asir hayotidan ayrilgan. Xitoy tor qo'shuni kanadalik siyosiy yo'llarni haqoratladi. 23 oktyabr Kanadaning tashqi ishlarga mas'ul xalqaro ishlar ministrligi Xitoyning axlat uchur harakatida bir yurish boshqarilgan to'r yozmalari va saxtisillar orqali bosh minister Justin Trudeau qatorliq parlament a'zolarining nom sharifiga qarusi boshqa uringanligini bildirdi.
Amerika Vazirinin 27 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Kanada hukumatı yalgan uchurlarning bu yil 8 ayda ko'payishga boshlaganligini bayon qilib, Xitoy to'g'ri qo'shinining ijtimoiy taratqu hisoboti orqali Kanada siyosiy yo'llarga to'kmat chaplamoqchi bo'lganligini aytgan. Xabar tarqalgan kunning ertasida Xitoyning Kanadadagi bosh elchixonasining bayonotchisi Kanadaning ayiblashini asossiz deb rad qilgan. Bildirilishicha Kanada hukumatining dokumenti Kanadaning ijtimoiy aloqa subyektlari bilan hamkorlashib qilgan tekshirish natijasini asos qilgan bo'lib, tekshirish orqali axlat uchur deb atalgan Xitoyga munosabatlik soxta uchurlar o'g'irlangan ijtimoiy aloqa hisobot nomerlarini ishlatib, ko'plagan ijtimoiy aloqa subyektlaridan soxta uchurlarni ko'plab tashviq qilib, Xitoyning tashviqotlarini ko'paytirishga harakat qilgan. Xitoy o'z tashviqotlarini ko'plab tarqitishda foydalanayotgan ijtimoiy aloqa subyektlari ilgari Facebook va Twitterga markazlashgan bo'lsa, növbette bunun bilenle çekilinip kalmay Instagram, YouTube, Reddit, TikTok ve LinkedIn katarlıklarını mı kan kölemde işletmektiken. Xitay rejimi irqi qırğınçılıq siyasetini qayt təkidledi. Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Siyasi Kengash 25. Oktyabr aylıq kengash söhbət yığını açqan bolıp, yığında Şarqı Türkistan xalqıga qaratqan irqi qırğınçılıq siyasetinin asaslıq vasitisi süptede işiltilivatqan atalmış Şinjanı mədiniyet arqılıq uzuqlandırışını küçəydiş digən cümleler qayt-qayt təkidlənigən. Asiya Merkezi Vakit Gezdi'nin 26. Oktyabr haber kılışça, mezkur yığında söz kılgan siyasi kengashinin reisi Korkak Emeldar Nurlan Abilmecin, Cunhua Medeniyeti meydanıda çıng durup, Cunhua Medeniyeti geniği varislik kılış gerek. Üzlüksüz kengaytip, Xitay medeniyetini kalipten itirap kılışını küçeytiş gerek de bildirilgan. Kuzatkichilar Xitoy rejimining yillardan buyon bunundak har xil nomlar bilan Sharq Turkiston xalqini milliy urf-odati, adab-axloq tushunchalaridan, diniy aqidasidan yiroqlashtirishga butun kuchi bilan urinayotganligini, bu sapsatalarga boshqacha fikrda bo'lgan har qanday so'z-harakatni qattiq bostirib, qirg'in qilib kelganligini, bu xil bostirishning ko'lami yaqinqi yillardan buyon texmo kengayib, yuqori pallaga chiqqanligini, o'tir boshlang'ich maktablardagina emas, balki yasli maktablargacha yamirgandan boshqa millionlagan sabiy o'smirning ota anılırdın mecburi tartib elinip, Xitay medeniyetigi mecburluğallıqını bildirişmekte. Fiji Uyghurlarını kollaş meydanıdın çekinişini pilalledi. Fiji 18. Oktyabr Birleşken Devletler Teşkilatı yığınıda Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan kişilik hukuk depsendikilikini ayıplıgan devletlerinin Katarı'da uğruna alğan bulup, del 10 gün ötkendiğin kin Uyghurlarını kollaş meydanıdın çekinmekçi bolğan. Avustraliya radio şirketinin bugünkü haberde bildirilişçe, Tinich Okeandaki Aral Devleti Fiji, BTT'deki Uyghurlarını kollaş meydanıdan çekinip çıkmakçı bolgan bolup, bunun asaslıq sebebi Xitay rejiminin öç elişidin korkallıqı iken. Fiji, aldınqa hepte Uyghurlarını kollagan 51 devlet işçidi bar bolup, Xitay bilen resmi münasibet ornatkan birden bir Tinich Okean devleti bolgan. Bildirilişçe, Fiji'nin Xitayını ayıple sepege koşuluşudun bir kısım küzetküçüler hayran kalgan bolup, adette Xitay bilen taşkı münasibeti bar Tinich Okeandaki devletler Xitay'nın kişilik hukuk depsendikiliki meselesinden sükut kılış ya ki Xitay'ını kollaş tarafdarı bulup kelgen iken. Avustraliya radio şirketi Xitay'ın Fiji hükümetini Xitay'ını ayıplash kararını kaydırı ilişki kıstıganlıqını ilgiligen bulup, növette Fiji emeldarlarının Fiji'ni mezgur tizimlikten çıkarıp etişini talep kılış mümkünçiliki barlıqını ilgiri sürgen. D8 devletleri Gazze'deki insaniyetke karşı cinayetlerini toxtışkı çakırdı. Terakki kılıvatkan 8 devletinin iqtisadi hemkarlıq teşkilatı D8, Türkiye, Hindonezya, İran, Mısır, Pakistan, Malayşiya, Nigeriya ve Bengal Gazze'deki insaniyetke karıştırış cinayetleri ve zoravallıq hareketlerinin toxtılışını talep kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe D8'nin Bengal paytaxtı Dakka'da çakırılgan 47. nöbetlik yığınıdın kin elan kılıngan birleşme bayanatı da Gazze'deki kişilik hukuk depsendikilikidin endişe kılını vatkallıqı ve İsrailiya armiyesinin Palestin'deki Palestin puhralırıgı izdirap çektir vatkallıqı kayıt kılındı. Gazze üçün insanperverlik yardım koridorunun ekilişi ve Gazze'de sadır kılınıvatkan insaniyetki karşı cinayetler ve zoravallık hareketlerinin tohtilişi talep kılınan bayanatta, biz barlık aza devletlerini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yakın şerahtaki Palestin misafirlerine yardım veriş ve mülazimet kılış organi katarlık meseleki köngül bilvatkan halkara organlar bilen hemkarlaşıp insanperverlik yardımı verişke çakırımız diyen ibarelerge uğrun verildi. BDT İsrailiya Gazze'ye insanperverlik yardım berişke qarış çıkmakta dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Palestin'e insanperverlik yardım beriş işleri maslaştırıcısı Lien Hastin İsrailiya'nın Gazze rayonunun şimalığa insanperverlik yardım buyumlarının yetküzüp berilişige uçuk aşkarı halde qarış çıkıp atkallıqını eytti.
BDT Cenve İşhanesi'nin heptelik akbarat ilan kılış yığınığı katlaşkan Xastın İsrailiyanın hücumları astıdaki Gazze rayonundaki insani tragediye hakkıda toxtulup, İsrailiye növetli təxminen 200 min adam kalıgan Gazze'nin şimalığa insanperverlik yardım buyumlarının yetküzüp birleşige uçuk aşkarı halde karış çıkmakta, dedi. BDT Palestin Musafirlerge Yardım Biriş Organı'nın başkomissari Philip Lazzarini bolsa, Gazzelikler bombalar ve hücumlar sebebinden ölüp ketuvatıdı. Yeni köpüncisi Pat Arıdı Gazze rayonu'a karıtılgan Kamal'nın iğir akıbetleri neticesi de ölüp ketuvatıdı. Bu Kamal, ayollar ve balılarını öz içige alğan 2 milyondan artık adamını kollektif cezalaş diye mənini bildirdi, dedi. Hürmetli görmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Erdeki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.